Bugün 22 Mart Perşembe. Ay Boğa burcunda güne başlıyoruz ama gün içerisinde burç değiştiriyor olacak, enerji değişiyor olacak. Bir de sabah saatlerinde aslında günün büyük bir bölümünü İkizler burcunda yaşayacağız. Günün ilk açısı 05:53'te kesinleşiyor. Ay'ın Şiron'la yapacak olduğu bir sekstil açı var. Şiron biliyorsunuz ki bizim yaralı şifacı dediğimiz, bizim aşirin topuğu dediğimiz aslında en zayıf noktamız, en yumuşak karnımızı temsil ediyor. Sabah saatlerinde bu uykumuzda olabilir, gördüğümüz bir rüyayla bu mesajı alabiliriz. Ya da işte uyandığımızda gördüğümüz bir mesaj olabilir. Burada bizi şifalandıracak bir öğe içeriyor anlamına geliyor. Sabah saatlerinde özellikle gördüklerimize, duyduklarımıza biraz daha kulak kabartırsak ya da daha dikkatli anda kalarak durumu inceleyebilirsek eğer o şifayı görebiliriz. 08:29 itibariyle artık Ay İkizler burcuna geçecek. O Boğa burcunun güven olgusuna tutunan yapısından biraz daha iletişimi arttıran, özellikle bildiklerimi anlatmalıyım, ben ne duyduysam söylemeliyim enerjisi yaklaşık 2,5 günlük süreç zarfında bizi etkiliyor olacak. Çünkü ikizler temasında duyguya odaklanmaktan ziyade daha çok bildiğimi, zihinsel faaliyetlerimi, bilgiyi düşünmek, mantığı daha ön planda tutmaya meyilli bir enerji vardır. Önümüzdeki 2,5 günlük süreç zarfında da biraz daha duygulardan sıyrılıp iletişime, zihinsel olaylara, bilgiye odaklı, mantığa dayalı hareket etmeye gayret göstereceğiz. Bir de ikizler temasında sosyalleşme öğesi de çok fazladır. Paylaşım yapacağız, çok fazla konuşacağız. 08:29'da Ay'ın İkizler burcuna geçtiğini görüyoruz büyüyen fazla. Sonraki açımız 11:21'de Ay'ın Güneş'le yapacak olduğu bir sekstil açı ki bu açı 60 derecelik açı. Özellikle eril ve dişilin dengesini, kadın ve erkek figürler arasındaki dengeyi, uyumu, ebeveynlerimizle, bizden üst kademeli kişilerle yani işte otorite figürleriyle olan iletişimimize yansıyacaktır. Yapıcı, dengeli, uyumlu, adapte bir enerjiyi temsil ediyor. Özellikle öğle saatlerinde önemli bir konuşma yapmanız gerekiyorsa, yapıcı olmaya gayret gösterdiğiniz bir konu üzerinde, hassas olduğunuz bir konu üzerinde bazı aktivasyonlar almanız gerekiyorsa bu zaman zarfını değerlendirebilecek olduğunuzu söyleyebilirim. Günün minör olarak nitelendirdiğimiz iki açısı var. 13:08'de Ay'ın Mars'ta yapacak olduğu bir 150 derecelik açı var ki bu sakarlıklara, kazalara meyilli bir enerjiyi barındırıyor. O yüzden fevri, risk alarak hareket etmemekte fayda var yaklaşık 2 saatlik zaman diliminde. Bir de günün son açısı 23:16'da kesinleşecek. Ay'ın Satürn'le yapacak olduğu bir 150 derecelik açı var ki burada içsel bir şekilde bir kısıtlanma hissedeceğiz. Yani dışarıdan herhangi bir baskı ya da direnç görmesek de içte bir yerde huzursuz hissedeceğimiz, iç huzurumuzu böyle çok da rahat kendimizi hissetmeyeceğimiz, belki uyumamızı engelleyecek bir duruma sebebiyet verebilir. Hani yaklaşık 2 saatlik zaman dilimini temsil edecek olduğunu düşünerek kendimizi rahatlatabiliriz. Ya da daha meditatif olaylar kendimize yaratarak, işte meditasyon yaparak, inzivaya çekilerek, işte bunun gibi bizi rahatlatacak müzikler dinleyerek biraz daha o enerjiden odağımızı çekip başka bir tarafa adapte edebiliriz. Bu enerjiden eğer sıyrılmak istiyorsak bir an önce. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerim.